Bembeyaz barış güvercinlerinin gökyüzünde salınması gibi salınmıştı Mavi Marmara, Boğaz'ın masmavi sularına. Uğurlama sırasında yağan yağmuru herkes rahmet bildi. Kaçmadı ıslanma endişesiyle. Alan doldukça doldu, taştı. Birleşti eller, birleşti yürekler. Bir oldu, tek oldu herkes ve haykırdı. Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin mücadelemiz. Herkes biliyordu ki gemi konvoyu ilk konuşulduğu anda bu çetin yolculuğun kazananı belliydi elbette. Her hal ve koşulda kazanan Müslümanlar ve mazlum Gazze halkı, kaybedense zalim terörist İsrail devleti olacaktı. İlk konvoy daha Türkiye'den çıkmadan açıklanmıştı. Dönüşte yapılacak olan özgürlük filosu yolculuğu. 2010'un başından itibaren başladı çalışmalar. Her yerde toplantılar, kermesler, konserler organize edildi. El verdi, omuz verdi herkes. Vira Bismillah desin diye gemiler. Yazarlar, sanatçılar, aktivistler, gönüllüler binlerce kilometre yol yaptılar. Dertlerini dökmek için Gazzelilerin, Anadolu halkının kucaklarına. Önce bir yük gemisi alındı. İsmi Gazze oldu hemen. Ardından Mavi Marmara ve son olarak da Defne'ye. Gazze, İskenderun'a yol aldı yükünü yüklenmek için. Mavi Marmara, Sarayburnu'ndan aldı ilk 42 yolcusunu. Ve 22 Mayıs'ta Vira Bismillah dedi Mavi Marmara'nın kaptanı. İlk hedef Antalya'ydı. Herkes görev yerlerine ve görevlerine alışmaya çalışıyordu. Çünkü kimi büfeleri çalıştıracaktı bu ilk yolcuların, kimi çöp işinde çalışacak, kimi temizlik yapacak, kimi de kamarotlukla uğraşacaktı. Yolda bunlar olurken hemen 2 gün sonra da diğer yolcular gelmeye başladı Antalya'ya. Antalyalılar tüm yolcuları Kepe Spor Salonu'nda ağırlıyordu. En uzaktan, İrlanda'dan, Amerika'dan gelenler bile rakip sahada değil, kendi evindeydi o gün. Spor salonu da muhtemelen en kalabalık günlerini yaşıyordu. Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den 600'e yakın insan, tek tek yapılan pasaport işlemlerinden sonra yerini aldı Mavi Marmara gemisinde. 27 Mayıs'ı 28 Mayıs'a bağlayan gece yarısında Antalya'dan yola çıkıldı. Karanlık gecenin içinde yürekli insanlar, karanlıklar içindeki Gazze'yi aydınlığa kavuşturmak için bir kez daha Vira Bismillah dediler. Nereden bilebilirlerdi ki gözü dönmüş terörist İsrail hükümeti 2 gün sonra, güneş doğmadan hemen önce tüm karanlığıyla gemiye saldıracak. Hiç kimse böylesine şiddetli bir saldırıyı asla beklemiyordu. Gemide yolculuk müthiş bir zenginlik içinde geçiyordu. Herkes birbiriyle tanışıyor. Koyu sohbetlerin biri bitmeden bir başka köşede öbürü başlıyordu. Medya mensupları Antalya'dan yola çıkarken başladıkları canlı yayınları kesmeden sürdürüyor. Filo'yla dünyanın bağlantısını kesintisiz sağlıyorlardı. Bu bağlantılardan birinde İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in hazırlıkları ve tehditleriyle ilgili şunları söylüyordu. Nasıl durduracak gemiyi? Koskoca denizde biz durmadıktan sonra işte yanlarımıza ucum botlarıyla gelecek. Ön tarafımızda bizi yavaşlatmaya çalışacaklar. Bu gemi durmaz, bu gemi gider. Bu gemiye çıkmak isteyenleri de almayız. Direniş gösteririz. Ve sonuçta canlı yayına bunu bütün dünyaya gösteririz. Ve İsrail savaş gemilerinin
belki onlarca, yüzlerce savaş gemisinin iki tane yardım gemisiyle baş edemediğini bütün dünya görmüş olur. Gemide daha ana kucağındaki bebekten 80 yaşını çoktan geçmiş piskoposa kadar her yaştan insan vardı. 16 yaşındaki oğluyla birlikte filoya katılan hanımlar vardı. Hatta bu gemi yolculuğu sırasında Müslüman olan ve adını Muhammed Fatih olarak değiştiren bir İngiliz de vardı. İsrail hain saldırı planlarını yaparken o Gaziantep'li Şerif Bey'den Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyordu. Tam 2,5 saatte söktü Kur'an-ı Kerim okumayı Muhammed Fatih. İki gün boyunca yolculuk müthiş dolu geçti. Kimi bir kenarda oturup Kur'an okuyor, kimi geniş sohbet halkaları kuruyor, kimi ise ilahilerle, türkülerle hep beraber fasıl geçiyordu. İsrail ilk tacizi 30 Mayıs akşamı saat 22 civarında gerçekleştirdi ve iletişim imkanlarımızı sıfırlamaya çalıştı. O andan itibaren İsrail gemileri, insansız hava araçları, denizaltıları ve donanması etrafımızdan hiç ayrılmadı. Yapılan elektronik karartma denemelerinden sonra basın mensupları sürekli bağlantılarla televizyonlarından son durumu aktarıyor ve dünyayı yaşananlar konusunda sürekli bilgilendiriyordu. Hareketlilik sonucu yolcuların bir kısmı can ileklerini giymiş, olabilecek her şeye hazırlanmaya çalışmışlardı. Ama sabaha kadar başka bir fiili taciz yaşanmadı. Sabah ezan okunurken yolcular sükunet içinde kalkarak hazırlanmaya başladılar. Bir kısmı abdest alırken geceyi Kur'an ve teheccüd namazlarıyla geçirenler sabah namazının sünnetini kılmaya başladılar. Ne zaman ki sabah namazının farzı hep beraber cemaatle kılınmaya başlandı, işte o zaman hain saldırı da başladı. Özellikle gecenin en karanlık zamanı ve ezan beklenmiş, insanlar namazdayken en savunmasız haliyle yakalanmaya çalışılmıştı. Geminin sağından solundan zodyak botlarla yaklaşan İsrail askerleri, diğer taraftan da elektronik karartmayla geminin GPS cihazları, elektronik kontrol sistemleri, uydu telefonları, radarı, canlı uydu yayın sistemi de dahil olmak üzere her şeyi susturmuş ve filonun dünya ile bağlantısını kesmişti. Yapacaklarının kimse tarafından görülmesini ve bilinmesini istemiyorlardı. Ancak yedek frekansımızı ve sistemimizi bilmiyorlardı. Onlar karanlıklar içinde katliamlarını gerçekleştirdiklerini düşünürken, olanlar bütün çıplaklığıyla dünya televizyonlarında canlı olarak yayınlanmaktaydı. Gemiye yaklaşan helikopterlerden ilk İsrail askerleri gemiye çıkmış ve geminin çatısında tam bir can pazarı yaşanmaya başlamıştı. Çünkü askerler hedef gözetmeksizin ateş etmekteydi. İlk andan itibaren hem plastik mermi hem gerçek mermi kullanan tüfekler, bomba atar tüfekler, tabancalar, sis, gaz ve ışık bombaları hep birden kullanılmaktaydı. Öyle ki saldırı sırasında şehit olan Çetin Topçuoğlu abi yukarıda olanları şöyle anlatıyordu şok içinde. Tut tut tut! Yukarıda 30 kişi, hepsini vurdular abi, hepsi şehit oldu. Hepsi vuruldu bizim adamlar. Hepsini vurdular. Yukarıdakiler indi aşağıya. 30 tane adam aşırı diye. Yukarıda olanları böyle anlatan Çetin abi, bu konuşmalardan dakikalar sonra kendisi de şehit olacaktı. Hey brothers, take some of this. Some of this for giving. İçeride bunlar yaşanırken aslında basın merkezinde görevli olan Cevdet kardeşimiz de fotoğraf makinesini eline almış,
olabildiğince fotoğraf çekerek olanları belgelemeye çalışıyordu. Bilemezdi ki İsrailliler baskın sonrasında tüm fotoğraf makineleri, kameralar, hatta cep telefonlarına bile el koyacak. Çoğunu kıracak, kıramadıklarının bellek kartlarına el koyacak, içindekileri silecek ve herkesi yaşananlar konusunda karanlıklar içinde bırakmaya çalışacak. O, saldırının en yoğun olduğu köprü üstüne giden merdivenlerden çıkarken bütün sükunetini koruyordu. Halbuki yerlerde İsrail askerlerinin tüfeklerinin lazer nişangahlarının ışıkları dönüp duruyordu. Bir taraftan etrafını uyarmaktan da vazgeçmiyordu. Çatıda askerler var, dikkat edin. Çatıda askerler var. Dört dakikada istedikleri gemiyi ele geçirebilecekleri iddiasında olan, dünyanın sözde en iyi yetiştirilmiş komandoları olan İsrail komandoları, bir saatten fazla süre uğraştı köprü üstüne geçebilmek için. Yaralıların fazla olması, şehitlerin olması yüzünden direnişten vazgeçildi ve beyaz bayraklar sallandı ateş dursun diye. Ama ondan sonra bile İsrail askerleri hıncını alamıyor, yerdeki yaralıları tekmeliyor, tekrar tekrar ateş ediyorlardı. Tam 1,5 saat sonra girebildiler salonlara. Hem de defalarca asker takviyesi yaptıktan sonra. Akşama kadar devam eden yıpratıcı ve sinir bozucu bir yolculuktan sonra ulaşılabildi Aşdod limanına. Hala tam olarak kaç şehidimiz var, kaç yaralımız var bilmiyorduk. Limana yanaşıldığında İsrailli milletvekili tarafından söylendi ilk olarak 16 cenaze olduğu ve 50 civarında da yaralı. Gemi yoldayken helikopterlerle almışlardı şehit ve yaralılarımızı. Sonrası malum. Olabildiğince işkence, olabildiğince sinir bozukluğuyla geçen günler. Ve dünyanın ayağa kalkmasıyla düştüğü zor durumdan kurtulmak için İsrail'in bizi serbest bırakması. Bizi hapishanede tutup sonra havaalanına getirip sınır dışı edeceklerken dahi nefret doluydu İsrail askerleri. Özellikle bazı isimleri bırakmak istemediler. Sonradan gördüğümüz ölüm listelerini ve ölü sayısını neden fazla verdiklerini o zaman anladık. Aramızdan bazılarının İsrail'den canlı çıkmalarını asla istemiyorlardı. Sonuçta 9 şehidimizi, onlarca yaralımızı ve dünyayı yanımıza alarak tekrar Türkiye'ye döndük. Bundan sonra yapılacaklar belliydi. Önce şehitlerimizle vedalaştık. Cennette tekrar buluşmak ümidiyle. Sonra tekrar döndük mücadeleye. Artık kaybedecek hiç zamanımız yok. Refah sınır kapısı yaşananlardan sonra açılmış da olsa,